Polisler 2016 Mayıs ayında 911'e gelen bir ihbarı değerlendirdi ve otoyol kenarında kaza yapmış bir araç buldu. Bu araç bir süredir aradıkları bir gence aitti. Logan Schindelman. Ancak araçta kimse yoktu. Genç bir arkadaş çevresine sahip, mutlu bir hayatı olan genç bir adam aniden ortadan yok olmuştu. Polis her yerde onu arıyordu. Genç adamın kaybolmadan önceki tavırları ise garipti. Bugün bir takipçim tarafından önerilen Logan Schindelman'ın tuhaf kaybolma serüvenini inceliyoruz. İyi seyirler. ...20 yaşındaki Logan Schindelman, 27 Haziran 1996'da Washington eyaletinin Olympia kentinde doğdu. Genç adam Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmasına karşın kökeni karışıktı. Hem Afrikalı Amerikalı hem de Arap tarafı vardı. Ebeveynleri açısından oldukça talihsiz biriydi. Annesi Hannah bir Afrikalı Amerikalıydı. Babası ise Suudi Arabistanlı bir yerliydi. Adam bir iş seyahati için Amerika'ya geldiğinde Hannah ile tanışmıştı. Kadınla birlikte olduktan sonra da ülkesi Suudi Arabistan'a geri dönmüştü. Hannah ise bu ilişkiden hamile kalmış ve Logan'ı doğurmuştu. Yani Logan babasıyla hiç tanışamamıştı. Hannah da annelik duygusuyla dolu biri değildi. Seattle'da sanat okuluna gitmek için Logan'ı büyük annesi Virginia Gebo ile bıraktı. Bu tarihten sonra Logan'ın yasal velisi Virginia olmuştu. Logan'a bakmaktan artık o sorumluydu. Logan büyük annesinin evinde, annesinin başka biri evliliğinden dünyaya gelen üvey kız kardeşi Chloe ile birlikte yaşamaya başladı. Büyük annesinin gözetiminde büyüyen Logan oldukça sevilen biriydi. Kendisinin sanki bir çekim kuvveti vardı, mıknatıs gibiydi. İnsanları kolayca kendine çekebiliyordu. Herkes onun kişiliğinden çok hoşlanıyordu. Lisede geniş bir arkadaş çevresi vardı. Sıkı sıkıya bağlı bir arkadaş grubuydu bu. Yedikleri içtikleri ayrı gitmezdi. Genç adamın ders notları oldukça yüksekti. Ayrıca Tumwater Lisesi'nin Amerikan futbolu takımında görev alıyordu. Başarılı bir defans oyuncusuydu. Yakışıklı ve atletik bir gençti. Futbol takımında olmak onu lise içinde herkesin tanıdığı biri yapıyordu. Logan yaşamına devam ettiği sırada annesi Olympia'nın dışında yaşıyor ancak onunla görüşmüyordu. Genç adam ne kadar mükemmel bir hayat sürüyormuş gibi gözükse de bir yandan yaşı itibariyle kimlik bunalımı da yaşıyordu. Çünkü annesi yarı siyah yarı beyazdı, babası bir Arap'tı ve beyaz bir büyükanne ile büyüyordu. Yine de bunlar Logan'ın düzgün ilerleyen lise yaşamını bozamıyordu. 2015 yılı gelmiş ve Logan liseden mezun olmuştu. Uzun süredir gitmeyi planladığı Washington Devlet Üniversitesi'ne kabul edilmişti. Genç adam evinden 480 kilometre uzaklıktaki okuluyla yeni bir maceraya atıldı. Ancak bu macera ona mutluluk getirmeyecekti. Logan üniversiteye başladıktan sonra hayatı ters istikamette değişmeye başladı. Genç adam burada kimseyle arkadaşlık kurmuyordu. Ayrıca eski arkadaşlarıyla da görüşmüyordu. Lise arkadaşları kendisini arasalar da hiçbirinin telefonunu açmıyor, mesajlarına cevap vermiyordu. İletişimi tamamen kesmişti. O neşeli, eğlenceli ve hayat dolu genç gitmiş, yerine sessiz, yalnız ve hassas biri gelmişti. Logan sonunda daha fazla dayanamadı ve üniversitenin ilk yılı tamamlandıktan sonra okulu terk edip Olympia'ya, büyük annesinin evine geri döndü. O üniversitedeyken üvey kız kardeşi Chloe'nin erkek arkadaşı da büyük anneye taşınmıştı. Evde hep beraber yaşamaya başladılar. Logan okulu bırakıp büyük annesinin evine döndükten sonra bazı işlerde çalışmaya başladı. Kişiliği çok değişmişti. Eski arkadaşları onun döndüğünü görünce iletişim kurmak istemişler ancak genç adam onlara çok soğuk davranmıştı. Büyük anne Virginia ayrıca Logan'ın marijuana içtiğini fark etmişti. Genç adam son zamanlarda paranoyaklaşmıştı. Sürekli camdan bakıp dışarıyı kontrol ediyor ve birilerinin onu takip ettiğini düşünüyordu. Logan adeta kayıplardaydı.
Büyük anne kullandığı maddelerin onda bu tarz paranoyak etkiler yarattığını düşünüyordu ve torununu bunları bırakması için ikna etmeye çabaladı. 19 Mayıs 2016 günü ilginç bir şekilde başladı. Logan sabah saatlerinde büyük annesi Virginia'ya ilahi bir aydınlanma yaşadığını söyledi. Genç adam çok tuhaf davranıyordu. Gergin ve endişeli bir tavrı vardı. Kendinde değil gibiydi. Sanki kafası başka yerdeydi. Konuşurken ileri geri sallanıyordu. Hem Logan hem de Virginia o gün işe gitmek zorunda olduklarından büyük anne torununa bu konu hakkında akşam işten geldikten sonra konuşmayı teklif etti. Daha sonra ikisi de işe gitmek için evden ayrıldı. Bu Virginia'nın torununun son görüşüydü. Akşam olmuş, Logan eve gelmemişti. Torununu merak eden büyük anne Virginia onu aradı ama ulaşamadı. Bunun üzerine uygulama yardımıyla genç adamın cep telefonunun izini sürdü ve annesinin yaşadığı yere yakın bir yerde sinyal aldığını gördü. Logan'ın son anda annesini ziyaret etmeye karar verip onda kaldığını düşünerek o günkü rutinine geri döndü. Ancak 20 Mayıs'ta yani ertesi gün Virginia torununun yine eve gelmediğini görünce bu kez annesi Hannah'ı aradı. Fakat Hannah Logan'ın kendisine hiç gelmediğini söyledi. Bunun üzerine endişelenen Virginia durumu polise bildirmek istedi ancak Thurston County Polis Departmanı o hafta sonu kapalıydı. Bu sebeple Virginia 23 Mayıs pazartesi günü Logan'ın kayıp olduğunu polise bildirdi. Kayıp başvurusunu alan polis, Logan'ın telefon sinyallerini incelediğinde garip bir durumla karşılaştı. Genç adam 20 Mayıs günü aracıyla Interstate 5 otoyolunda kuzey ve güney istikametleri arasında gidip geliyordu. Bu tuhaf geliş gidiş birkaç kez tekrarlanıyor, sonunda yolun güneyinde sona eriyordu. Polisin yaptığı inceleme sonucu yetkililerin 20 Mayıs günü olayla alakalı 3 farklı 911 araması aldığı ortaya çıktı. Bu aramaların ilki bir kadın sürücüden gelmişti. Kadın sabah saatlerinde işe giderken siyah bir aracı otoyol kenarında park halindeyken gördüğünü söylemişti. Ayrıca Logan'ı da gördüğünü bildirmişti. Logan aracın arkasında iki beyaz adamla birlikteydi. Adamlardan biri sarı saçlıydı ve kendisine küçük gelen bir kot şort giymişti. Diğer adamınsa omuzlarına kadar uzanan sarı saçları vardı. Kadın akşam eve dönerken arabayı yine aynı yerde görmüştü ancak bu kez aracın üstü açıktı ve etrafta kimse yoktu. Polisler bu aramayı değerlendirip olay yerine gittiklerinde Logan'ın siyah renkli Chrysler Sebring marka aracını buldular. Araç bariyerlere çarpmış haldeydi. Logan'ın cüzdanı, içinde kimlik kartı, biraz nakit ve kredi kartlarıyla birlikte araçtaydı. Araçta ayrıca Logan'ın cep telefonu, aracın anahtarları, bir şişe su ve biraz yiyecek bulundu. 911'i arayan kadını sorgulayan polisler onun tarifine göre iki sarışın adamdan birinin robot resmini çizdi. Kadın diğer adamı karşıdan göremediği için onun yüzünü tarif edemedi. O gün alınan başka bir 911 aramasında siyah bir Chrysler aracın otoyolda şeritler arası makas atarak ilerlediği bildirilmişti. Araç daha sonra bariyerlere çarpıp kaza yapmıştı. Ancak ilginç olan araç seyir halindeyken içinde kimsenin olmamasıydı. Başka bir görgü tanığı olan bir kamyon şoförü aracı gördüğünü, seyir halindeyken bir kişinin yolcu kapısını açarak araçtan yol kenarına atladığını ve koşarak ormanın içinde kaybolduğunu ihbar etmişti. Söylediğine göre adam beyazdı. Kahverengi veya kızıl saçları vardı. Tarife göre araçtan atlayan kişi Logan olamazdı. Ancak koyu sarı saçlar ışığa bağlı olarak kahverengi veya kızıla dönebilirdi. Yetkililer araçtan atlayan kişinin daha önce Logan'la otoyolda görüldüğü iddia edilen adamlardan biri olabileceği ihtimalini düşündüler. Aynı gün akşam saatlerinde gelen başka bir ihbardaysa olay yerine yakın bir bölgede çıplak bir gencin görüldüğü bildirilmişti. Polis otoyol çevresindeki ormanlık alanda helikopterler ve köpeklerle geniş çaplı bir araştırma yaptı ancak Logan'a dair hiçbir şey bulamadı. Vakada elle tutulur bir ipucu bulamayan yetkililer Logan'ın günlük yaşamına yoğunlaştı. Söylentiye göre Logan, aynı evde yaşadıkları üvey kız kardeşinin sevgilisiyle problemler yaşıyordu. Genç adam eve taşınan erkek arkadaşla hiç anlaşamıyordu. Aralarında husumet vardı. Hatta iddialara göre şiddetli kavgalar ve tartışmalar yaşıyorlardı.
Ancak büyük anne Virginia tartışma iddialarını reddetti. İkilinin anlaşamadıklarını doğruladı. Fakat tartışmak yerine ev içinde birbirlerini görmezden gelerek yaşamlarını sürdürdüğünü söyledi. Polis yine de erkek arkadaşı sorguladı. Ayrıca yalan makinesi testine de soktu. Erkek arkadaş testi geçmişti. O sebeple şüpheli listesinden çıkarıldı. Büyük anne Virginia Gebo, Afrikalı Amerikalı bir adamla evlenmişti. Yani Logan'ın siyahi kökeni annesinde olduğu gibi buradan geliyordu. Ailenin siyah ve beyaz tarafı yıllardır birbirinden kopuktu. Büyük anne Virginia, Logan'ın ailenin siyah tarafıyla görüşmesine pek sıcak bakmıyordu. Logan da onlar hakkında neredeyse hiçbir şey bilmeden yaşamına devam etmişti. Ancak genç adam kaybolmasından kısa bir süre önce ilginç bir şey yaparak siyahi teyzesi Tina'yı ziyaret etti. Orada ölen büyük babasının ve dayısının fotoğraflarını gördü. Bu onun için oldukça duygusal bir buluşmaydı. Kendisi gibi siyah olan aile üyelerini görmek onu mutlu etmişti. Ailesinin bu tarafı hakkında teyzesinden birçok bilgi aldı. Bu onun için hem müthiş hem de hüzünlü bir keşifti. Fakat teyzesine geldiğini büyük annesinden saklamak zorunda kalmıştı çünkü onun kendisine çok kızacağını düşünüyordu. Teyze Tina da bu sebeple büyük anneyi suçluyordu. Ancak Virginia bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Asıl Logan'ı hiç arayıp sormayanın annesi dahil siyahi taraf olduğunu iddia etti. Üniversitede kaldığı bir yıl boyunca Logan Schindelman'a ne olmuştu da bu kadar değişmişti? Bununla alakalı elimizde çok az bilgi var. Büyükanne Virginia'nın söylediğine göre torunu lisede hiç maruz kalmadığı ırkçılıkla üniversitede tanışmıştı. Kökeni problem olmuştu. Zaten yeterince kimlik bunalımı yaşıyordu. Belki de bu durum onu depresyona sokmuş, kendini dışarıya kapatır hale gelmişti. Kullandığı uyuşturucular düzenini iyice bozmuştu ve sağlıklı düşünemeyen biri haline gelmişti. İlahi bir aydınlanma yaşadığını düşünmesinin, her geçen gün paranoyaklaşmasının ve herkese iletişimini kesmesinin sebepleri bunlar olabilirdi. Mental olarak iyi durumda olmayan Logan, nereye gittiğini bilmeden ortadan kaybolmuş olabilirdi. Logan Schindelman'ın öldürülmüş olabileceği de olasılıklardan biriydi. Uyuşturucu tedariği sebebiyle karanlık insanlarla başı belaya girmiş olabilirdi. Aracın başına gelenler ve görgü tanıklarının ifadeleri bu teoriyi destekler parçalar içeriyordu. Bazı şeyler ters gitmiş ve Logan ortadan kaldırılmıştı. Ancak araçta suç işlendiğine dair hiçbir kanıt yoktu. Para veya değerli eşyaların hepsi yerli yerindeydi ve saldırıya dair bir iz bulunmuyordu. Belki de bu teorideki karanlık kişiler yetkilileri olayın şiddet içermediğine inandırmak için araçtaki hiçbir şeye dokunmamışlardı. Böylece kimse bir kaçırılma vakasını aklına getirmeyecekti. Logan Schindelman'ın fıstığa karşı bir alerjisi olduğu biliniyordu ancak sürekli yanında taşıdığı ilacı o gün üzerinde değildi. Logan kaybolduğunda 20 yaşındaydı, 1.83 boyundaydı ve 80 kilogram civarındaydı. Üzerinde beyaz bir tişört, siyah bir ceket, kot pantolon ve Nike marka spor ayakkabılar vardı. Herkesin akıbetini merak ettiği Logan Schindelman kaybolmuş muydu yoksa kaçırılmış mıydı? Yoksa yepyeni bir hayat kurmak için her şeyini geride bırakıp kendi isteğiyle evi mi terk etmişti? Genç adamın ailesi aradan geçen 6 yıla rağmen hala bu sorulara yanıt arıyor. Umarım günün birinde bu dosya çözülür ve her şey açığa çıkar. Sizler de bu vaka hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın.